Bugünlük kündeki bir darza meselelerden bittesini kıskaça yapıp utmakçımın. Bugünlük künde adamlarımızı içi de şuna kengiler barakan ki maçke kilip cemaat bilen namaza mukiydi. Ya bu mesela cuma günü cuma namazıya kilip cuma namazını ada kıladı. Lekin masjiddan çıka salıp zinaya karab gitiydi yollar. Cumanı okup çayhaneye çıkıp arak içiydi yollar. Cumanı okup çıkıp sütkorlu yıkılıydı yollar. Cumanı okup çıkıp şu bazarya baru alıp haridarda aldap yalgan yaşın gelbiler bilen haram horli bilen demek malı dünya tapı ediyen adamlarım aramızda yok meseken. Bazı bir kişiler haligilerde korup ey birader bu kanakangi yürüş bu. Ayağız çalmaşıp her hıl köçelerde yürüpsüz. Keçe cümanı bile okudu gördüse sen de beni yenbilerdin. Sen ne beni yenbilesen sen. Ne ben yemen gâkıl örgüt yapsan de. Ha, haligilerde yengip barıp okupayı yapam mı? Ha, bir gap bularak ne ben işin var dediğin adamların biraderler barakken. Şunun için ben bir ayet kerimeni yazıp çıkardım. Bana şunu aslıdaki bir iki de hadis var. Şunu etip inşallah sözümüzü yakınlayımız. Ha, İbn Abbas radıyallahu anhudan rivayet kılınken hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıyanakallar ki مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا بُعْدًا dediler. Kimni okuyan namazı onu fahiş günah masiyetlerden kaytarmasa fakat yine o bendeni Xudodan uzoqlashligi ziyoda bo'ladi, ortadi xolos degan ekanlar. Kimni o'qigan namozi uni fahshdan, buzuqlikdan, zinodan qaytarmasa va gunoh ishlardan qaytarmasa, yolg'ondan, buxtondan, g'iybatdan, haromxo'rlikdan o'qigan namozi qaytarmasa şu okuyan namazı bilen, kıyan ibadeti bilen bendeni fakat yine Allah'tan uzaklaştığı ziyade bularken halas. Bu kelim meçke namazı kuradı, cümen okup gitti uğradı, çıkıp zinage barı yaptı, buzuğda aldı ya, arak içi yaptı, bazarga barı buruğda elde yaptı, gıybet kılı yaptı mı? Bilirsin o adam Huda'dan uzaklaştığı kubbeyi yaptıken halas. İbadetten maksat ne mi? İbadetten maksat hemen ibadetli teyide kurbet. Allah Teala ne dedi? Sacda kılın ve Huda'ya yakın bulun dedi. Elbette namazdan maksat Huda'ya yakınlık, kurbet hasıl kılış o. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bekarge merhamet kime geller? Akrabu ma yakunul abdu. Bendeni Allah'a en yakın bugün haleti namazda secdedeki haleti diyorlar. Namaz okup bende Allah'a yakın buluş gerek aslında. Şimdi namaz okup çıkıp zinaga varsa, toğlu çayhaneye varı ülpetler bilen arak horlikse, neşe çekse, sigara çekeydi gambısa, nas çekse ne bularken o kişinin fakat yine Huda'dan uzaklaştığı artıp barırırken halas. Allah rahmet kısın apakımlardı. Mene şu barada bir sohbetlerde öz kulağım bilen eşken edim. Etkendiler ki bir adam namaz okusayu. Namaz okup günah masiyetten özünü saklamasa bu namaz okuradı. Okuyan namazı hurcunige günah bu çoğuradı diyen ediler. Namaz okuydu. Namazını evazige nam-i amalige günah yazılı uğradı. Namaz okuydu. Namazga sahab birleş gereği midir? Nam-ı amaliga günah yazılarken. Ve yine İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhu da rivayet kınladı. Uzat etenler. Suilen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme an kavlillahi ta'ala esta'izu billah inna salata tenha anil fahşai vel munkar. İmran ibn Hüseyin etenler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki
quyidagi oyat karimasi haqida savol qilindi. Ya'ni Alloh taolo aytadiki, Ankabut surasida aytadiki, albatta namoz egasini fahish va gunoh ishlardan qaytaradi deydi. Namoz egasini, ya'ni namoz o'qigan kishini, namozxonni birinchi fahshdan, buzuqlikdan qaytaradi. İkinci, her bir xudo qaytargan munkar ishlardan namoz egasini qaytaradi, tiyadi. Mana shu oyat haqida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan sahobalar so'rashdi. Shunda rasulimiz alayhi salatu va salam marhamat qildilar. Man lam tanhahu salatuhu anil fahshai wal munkar fala salata lahu. Kimni o'qigan namozi uni fahshdan, gunohdan, ma'siyatdan qaytarmasa, bas uni namozi namoz emas degan ekanlar. Uni namozi namoz emas. Pusha pulga arzimaydi uni o'qigan namozi. Masjidga kelib, namoz o'qib, chiqib yana o'zgalarni aldab yoki buzuqqa borib, ochiq-oydin nagli masjiddan chiqib, borib choyxonada aroq ichib turganini ushlab oldi ta'sir deyapti. Namoz o'qib jumadan chiqqan bitta buzuq bilan ushlab oldik, ko'rdik deyapti. Qaqa qarab ketyapmiz birodarlar. Nima u sizga xudoning ibodati? Namoz o'yinchoqmi? Kim aldayapsiz siz? Xudoning ibodatini ermak qilyapsizmi? Mazah qilyapsizmi siz? Ba'zi bir paytda Allohga itoat qilib, qolgan paytda itoatingiz yo'qmi sizga? O'zi ko'pimiz jumaxonmiz to'g'risi. Ko'pimiz jumaxon bir haftada bir marta kelib, zo'rg'a o'lgandi kunidan domla tezroq tugatsa edi, cho'zvordi, boshqa qildi, isib ketdik. Mana kop-kotdapda odam soqol qo'yib olgan ekan. Mana shetlik deydi. Bir uch juma oldin soatga qarab turib, birdan ham o'tib ketdi, bu mamadanani gapirishini qara deyapti ekan. Mana shu xona qohti ichida o'tirib, baland ovozda gapiryapti, hammani e'tiborini olib. Masjidga kirib olib, g'ibat qilib, boshqa qilib, betizga qarab turib ma'ruza bo'lyapti. Bir-biriga gapirib, domlani g'ibat qilib o'tirsa, qanaqa bu namoz birodarlar bu? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, kim masjidda dunyoviy gaplarni gapirsa, 40 yillik amali habata bo'lib ketadi deganlar. Bitta dunyoviy so'zni gapirib qo'ysangiz bitta 40 yillik amalingiz habata bo'lar ekan. Bu dunyoviy gapni qo'ying, suhbat paytida, amru ma'ruf paytida birodaringiz g'inshinib, shu tezroq tugatsangiz deb qimir-qimir qilib telefonini chuqurlab, asabiylashib o'tirganda jim o'tir degan odam gunohkor bo'ladi-yu. Bu gapirishni qo'yavering. Bu mamadani o'tkazib yuboryapti, deshti qo'yavering. Jim o'tir degan odam osiy bo'ladi, gunohkor bo'ladi. Biz masjidga kelib, suhbat paytida bemalol gaplash o'tiribmiz. O gaplashdi qo'ying muhtaram birodarlar, amru ma'ruf vaqtida, suhbat bo'lib turgan vaqtida masjidda har qanday nafl namoz o'qishlik makruh. Ma'ruza bo'lyapti. Kirib tahiyatul masjid o'qigan odam gunohkor bo'ladi. Namoz o'qima, amru ma'ruf eshit. Suhbatga quloq sol. Yoqmasa ham eshitishga sen majbursan. Xudoning uyiga keldingmi? Kim yetalab keldi seni? Kim seni bo'yningdan baylab zanjir solib olib keldi? O'zingni ixtiyoring bilan xudoning uyiga keldingmi? Hamma bir xil betta. Kim bo'lishingdan qat'iy nazar, ilming osmonga yetib ketgan bo'lsa ham o'tirib eshitishga majbursan. Chunki shariat shuni talab qiladi sendan. Endi bitta sohbat eshitib, namoz o'qib, chiqib olib turib, yana to'g'ri bozorga borib, yolg'on gapirib narsa sotsak, aybi yo'q, javob bu, olavering desak, haromxo'rlik bilan pul topib, bala chaqamizni boqsak, namoz o'qib chiqib, to'g'ri haligi aroq quyib beradigan joyga borib, aroq ichib, nasha chekib o'tirib, yana ertasiga masjidga kelaversak, ermay qilmang-u. Bu ibodatni masxara qilmang. Xudoni mazah qilyapsizmi siz? Kim aldayapsiz siz?